20 Temmuz 2016'da AKP olarak olağanüstü hal ilan ettiniz ve ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetmeye başladınız. Bu iş çok hoşunuza gitti ve olağanüstü hal döneminde kanun hükmünde kararnamelere karşı olanları terörist ilan ettiniz. Ben ve grubumuz olağanüstü hale de, kanun hükmünde kararname ile yönetilmeye de karşıyız. Şimdi biz terörist miyiz? FETÖ ile kol kola gezen ve o teröristleri öven sizdiniz. İstedikleri her şeyi veren sizdiniz. Fethullah Gülen'le görüşmek için sıraya giren sizdiniz. Hatta bazı kadın milletvekilleri Gülen'le görüşürken başını örtmüşlerdi. Onlar da AKP'nin milletvekilleriydi. Şimdi terörist olan biz mi olduk? PKK ile Oslo'da görüşen sizdiniz. Öcalan'a övgüler dizen bakanlar AKP'nin bakanlarıydı. Teröristlerin kimlik kontrolü yapmasına, vergi toplamasına, mahkeme kurmasına izin veren yine sizdiniz. Terörist dediğiniz Salih Müslüm'ü çağıran, ayağının altına kırmızı halı seren yine sizdiniz. Şimdi terörist biz mi olduk? IŞİD'lilere bir grup öfkeli Sünni genç diyen sizin başbakanınız Ahmet Davutoğlu'ydı. Şimdi terörist biz mi olduk? ÖSO gibi içinde terör unsurları barındıran bir yapıyı Kuvayi Milliye ilan eden sizdiniz. Şimdi terörist biz mi olduk? Siz bu yaklaşımlarınızla teröre ve teröristlere destek vermiş olmuyor musunuz? Peki biz kimlere sahip çıkıyoruz? Örneğin biz Türk Tabipleri Birliği'ne sahip çıkıyoruz. Kanuni vazifesini yapan ve halk sağlığını koruyan Türk Tabipleri Birliği'ne sahip çıkıyoruz. Biz Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle kurunun yanında yanan yaşa sahip çıkıyoruz. Biz muhalif olduğu için güvenlik soruşturması bitirilmeyen, ısrarla bitirilmeyen, atandığı halde güvenlik soruşturmasına takılan genç doktorlara sahip çıkıyoruz. Biz kime sahip çıkıyoruz? Muhalif olduğu için FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadığı halde cezalandırılan sendika ve derneklere sahip çıkıyoruz. Şimdi dönün bir bakın bakalım. Teröre destek veren kimmiş? Bakın Bekir Bozdağ ne diyor? Olağanüstü hal ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri hiçbir faaliyeti olumsuz etkilemeyecek. Bakıyorum. Olağanüstü hal ilan ettiğinizde dolar 3 lira 04 kuruş, şimdi 3 lira 78 kuruş. Avro 3 lira 35 kuruş, şimdi 4 lira 66 kuruş. Mazot 3 lira 79 kuruş, şimdi 5 lira 17 kuruş. Hani doğruları söylüyordunuz? Hani ekonomiye etkisi olmayacaktı? Neden halka yalan söylüyorsunuz? Ekonomiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacaktır diye söylüyor. İnternet üzerinden döviz ticaretini düzenliyorsunuz ya. Ya ne alakası var internet üzerinden döviz ticaretiyle FETÖ'yle mücadelenin? 3 aylık bir süre için kanun hükmünde kararname çıkarmak için izin aldınız. Ama 1,5 yılı geçti. Yalan söylediniz millete. Yakışıyor mu bir bakana yalan söylemek? Yakışıyor mu parlamenterlere yalan söylemek? 3 ay demiştik. Neden ikinci kere elimizi kaldıralım diye hiçbir AKP'li milletvekili karşı çıkmadı mı bu işe? Ama iş o kadar tatlı ki doğruları söylemeyen Adalet Bakanı terfi ettirildi ve başbakan yardımcısı oldu. Böyle bir ülkede yaşamak gerçekten benim ağrıma gidiyor. KHK'lar çıkararak yaptığınız hataları saymakla bitiremem. Tek tek yaptım, çıkardım. Hata yaptık, kusura bakmayın, sizi iade ediyoruz. Hata yaptık, kusura bakmayın, iş yerinizi tekrar açabilirsiniz diye onlarca madde çıkardınız. Ama insanların hayatı söndü. Bunların hesabını önce halk soracak, sonra biz soracağız. Teşekkürler.